Evet efendim, bir Hayat Güzeldir programında daha yine sizlerle birlikteyiz. Bugün yine birbirinden güzel konu ve konuklarımız sizlerle birlikteyiz. Bugün neyi mi konuşacağız efendim? Ev hanımlarının en fazla sıkıntısı olan ve ev işi yaparken, ütü yaparken acaba biz nerelerde doğru, nerelerde yanlış davranıyoruz? İnşallah hocamızla bunları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Doçent Doktor Bülent Elbasan beyefendiyle konuşacağız kendisiyle. Ve aynı zamanda bugün bizlerle birlikte Zilnur Hanım olacak ve evimizde hepimizin kuru pasta kutuları vardır. Bunlardan nasıl acaba peçetelik yapacağız? Bunu Zümrüt Hanım bizlere gösterecek ve mutfak kısmında ise Elif Kılıç hanımefendi bizlerle birlikte bizlere ne yapacak? Yaprak sarması yapacak efendim. Gayet güzel, zeytinyağlı ve ben yapıyorum ama olmuyor diyorsanız Elif Hanım'dan öğrenebilirsiniz. Ve aynı zamanda tahinli kurabiye yapacak efendim. Birbirinden güzel, dediğimiz gibi hem lezzetli hem gayet hoş bir şekilde programımız sizinle. Ve bugün inşallah sizlere yine eşarp hediyemiz olacak. Paris'a butikten efendim çok güzel bir eşarp. 2 dakika sonra göstereceğim. Yalnız bizlere nasıl katılacaksınız? Facebook'tan katılabilirsiniz. Twitter adresimizden katılabilirsiniz. Hayat Güzeldir'den katılabilirsiniz. Ve aynı zamanda canlı telefon bağlantılarıyla katılabilirsiniz. Hem varsa hocamıza sorularınızı sorabilirsiniz. Hem de ben de buradayım, ben de varım, ben de sizi izliyorum diyorsanız da yine 0312 341 2040 numaradan bizlerle iletişime geçip sorularınızı sorabilirsiniz efendim. Şimdi ben hemen konuklarıma bir hoş geldiniz deyip sonrasında mutfak kısmına geçeceğim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Şimdi ev hanımlarının en büyük sıkıntısı. Acaba biz neyi doğru yapıyoruz? Ütü yaparken nasıl davranmamız lazım? Süpürgeyi kullanırken nasıl kullanmamız lazım? Şimdi bunları sizden öğreneceğiz. Peki, değil mi hocam? Tabii ki hepsini anlatacağız hep beraber. Tamam. O zaman birazdan az sonra diyelim. Peki diğer taraftan da Zilnur Hanım'a da hoş geldin diyeyim. Peki Zilnur Hanım, nelerimiz vardı? Kuru pasta kutumuz var ve bunu peçetelik yapacağız. Peçetelik, evet. Peki, merak ediyorum. İzleyicilerimiz de merak ediyor. İsterseniz malzemelerimizi söyleyelim mi? Belki tabii izleyicilerimizin de evlerinde hazır vardır. Bizimle birlikte yapmak isteyebilirler. Tabii ki, neden olmasın. Başrolde bir kuru pasta kutumuz var. Evet. Boş, kare şeklinde. Hı-hı. Ben bunu eva ile kaplayacağım ama evet, keçeyle kaplanabilir, kartonla, kumaşla, herkesin evinde ne varsa Hı-hı. onunla kaplayabilir. Bunun şekline göre kesip. Evet. Yapıştırıcımız var. Evet, gayet güzel süslemek için ben minik pomponlar getirdim ama herkes istediği şeyle süsleyebilir. Peki, gayet güzel. Ve şimdi hemen hediye köşesine gelmişken acaba yönetmenim buradan başka hediyeler de hediye etmeme izin verecek mi diye sormak istiyorum. Sonra birazdan cevabını alacağım yönetmenimden. Bu güzel eşarbın inşallah tabii ki farklı modelleri olacak. Parsa Butik'ten efendim bu güzel eşarbı sizlerden birinize hediye etmek istiyoruz. Çekilişimiz sonrasında bu güzel eşarbın hediye edeceğiz sizlere ve Facebook'tan, Twitter adresimizden veya canlı telefon bağlantılarımızla bizlere iletişime geçip sorularınızı sorabilirsiniz aynı zamanda. Ya da ben de buradayım, ben de varım, ben de izliyorum programınızı diyorsanız efendim sizlerin de katılımınızı bekliyoruz. Ve mutfak kısmına geçiyorum. Bugün bizlerle birlikte Elif Hanım var. Evet Elif Hanımcığım, yaprak sarması Türk mutfağının olmazsa olmazlarından. Misafirlerimiz geldiği zaman muhakkak yaparız. Evet, bayramlarda. Ama herkesin yaprak sarması da güzel olmaz. Böyle de bir durum vardır. Evet. İnşallah biz şimdi en güzel püf noktalarıyla izleyicilerimize anlatacağız. Bir de tahinli kurabiye yapacağız. Hı hı. Öyle değil mi? Evet. Peki ilk önce sarmadan mı başlıyoruz? Sarmanın içini hazırlayalım. Ondan sonrasında da tahinli kurabiyemize geçeriz. Peki isterseniz malzemelerimizi söyleyelim izleyicilerimize. Ondan sonra da sarmamızı yapmaya başlayalım. Tamam. Yaprak sarmamız için ilk önce soğanımız, evet, pirincimiz, baharatlarımız. Hı hı. Onun dışında da tahinli kurabiyemizin de tahini. Hı hı. Yaprak sarmamızın yani mesela şöyle yapalım mı isterseniz Elif Hanım? Ne kadar pirinç kullanıyoruz biz yaprak sarmasında? Şimdi şöyle göreceli oluyor çünkü yaprakla yaptığınız içle yaprağı evet, tutturamıyorsunuz mesela, yaprak ıslıyorsunuz, pirinç az. Yani hı hı, yaklaşık 3 bardak kadar. 3 bardak kadar pirinç var. Dedik. İşte 500 gram, yarım kilo kadar da yaprak. Yarım kilo kadar da yaprağımız var. Yaprağımızı suda dinlendirdik mi? Suda dinlendirdik. Tabii bir gün önceden onun suyunu tuzunu alması, çıkması lazım da. Evet. Soğanımız var. Hı hı. Soğanımızda ben yaprak sarmasındaki şeyi yani soğana bağlıyorum lezzeti. Öyle mi? Hı, yani zaten çoğu ev hanımları da bilir. Yemeklerde genellikle soğan lezzet yani. Evet, olmazsa yine olmazlarımızda. Birazcık fazla konunca daha lezzetli oluyor. Evet. Yani normalde. 3 tane soğanımız var. 2 bardak. 3 bardak kadar da pirincimiz var, yarım kilo kadar yaprağımız var. Hı hı. Sarımsak kullanacağız. Sarımsak ne kadar kullanacağız? Sarımsağımız da yani isteğe göre, bazen çok sarımsakla ağır gelebiliyor. Yani alışık olmamış bir tat oluyor. Zeytinyağlar ama sarımsak yakışıyor. Evet, zeytinyağlarda harika bir lezzet oluyor. Ben hocama da bir sormak istiyorum. Seviyorsunuz değil mi hocam? Kesinlikle. Kesinlikle. Zilnur Hanım, siz sever misiniz, yaprak sever misiniz? Güzel yapabiliyor musunuz Zilnur Hanım? Güzel olduğunu söylüyorlar ama gelip tatmanız lazım. Peki, o zaman sizden de bekliyoruz. Yaprak sarması her zaman için evettir bizim için. Sonra... Farklı olarak ben mesela kendim yani damak şeyi olarak yani mesela sumak, limon çok kullanılıyor. Hı hı. Ama ben daha çok limondan ziyade sumak daha çok yakışıyor. Yani o baharatlar. Kombinesi. Bir de kişniş kullanıyorum. Kişniş kullanacaksın. Kişniş birazcık yani böyle hem bir aroma veriyor. Kendine ait bir aroması var zaten. Bir de hazmı kolaylaştırıcı özelliği var. Hani yaprak bazen mideye dokunabiliyor. Rahatsız edebilir. Onun için yani farklı olarak kişniş ve sumak diyorum. Kişniş ve sumak kullanıyoruz. Peki o zaman hemen başlayalım. Ben çok merak ettim yaprak sarmasını. Evet. Neler yapacağız şimdi? Soğanımızı ilk önce doğrayacağız. Soğanımızı şöyle alalım. Hı hı. Elif Hanım bizlere soğanı güzel güzel doğrayacak. Sonra yaprak sarmasında en önemli noktasını Elif Hanım söyledi. Soğan kısmı önemli. Sakın ha es geçmiyoruz. Soğan sevmeyenler varsa muhakkak soğan kullansınlar. Yani zeytinyağlı da yani zeytinyağlı deyince ayçiçek yağı veya işte fındık yağı, o tür yağlardan ziyade halis yağ. Halis zeytinyağı tabii ki. Yani onun tadı, lezzeti çok daha farklı oluyor zaten. Bir de sağlık açısından da hani en sağlıklısı olduğu için. Hı hı. Bu şekilde. Evet. Soğanlarımız var. Bol soğanlı yapacağız. Ben ocağımı da daha da güzel bir şekilde açayım. Ben yağını da. Evet. Diğer taraftan da tahinli kurabiye yapacağız. Hı hı. Tahinli kurabiyemiz çocukların, yani bilmiyorum, bizim çocukların çok beğendiği bir kurabiye. Hı hı. İçinde tahin olması, susam. Yani zaten kaynaklı tabii. Eğer enerji içeriğine ihtiyaç varsa, çocuklarımız büyümüyorsa o zaman tahinli kurabiye yapabiliriz çocuklarımıza. Hı hı. Ya da kilo almak isteyen beyler veya bayanlar varsa bu kısmı kaçırmasınlar. Tahinli kurabiyemiz var. Elif Hanım bize tahinli kurabiye yapacak. Evet, soğanlarımızı yıkıyoruz güzelce. 3 tane soğanımız var. Bunu güzel güzel küçük küçük doğrayacağız galiba. Değil mi? Büyük mü olacak, küçük mü olacak? Yani küçük olması, bir de şöyle yani çok hani robottan falan geçirince de sulanıyor. Yani hani elde tabi biraz çok olunca zor oluyor ama elde yapılınca sanki daha iyi oluyor. Bir de zaten o ölüyor yani şey kalmıyor, diri kalmadığı için. Evet. Peki soğanlarımızı şurada başlayayım ben. Hı hı. Soğanlarımızı doğruyor. Elif Hanım, bugün inşallah izleyicilerimizden bir kişiye hediyemiz var. Eşarp hediyesinde bulunacağız. Allah nasip ederse Paris'te butikten. Ben tekrar siz soğanları doğrarken güzel bir şekilde eşarbımı tekrar göstereyim. Evet. Arkadaşlar gösterebiliyor muyuz? Evet, bu güzel eşarbımızın sahibi olmak istiyorsanız, çekilişimize katılmak istiyorsanız Facebook'tan Hayat Güzeldir veya Twitter'dan 2TL Hayat Güzeldir veya canlı telefon bağlantısıyla ben de buradayım, ben de varım diyorsanız da 0312 341 2040 numaradan efendim bu güzel eşarbı inşallah sizlere hediye edeceğiz. Sizlerden bir kişiye hediyemiz olacak. Evet, şimdi siz soğanları doğradınız mı Elif Hanım? Soğanları doğruyorum. Yağımız şey yapabilir, sınabilir. Yani ne kadar yağ kullandık? Yaklaşık bir bardaktan fazla. O yani isteğe de bağlı biraz yağ ama zeytinyağı yağlı kaldırıyor yani sonuçta. Peki, zeytinyağlı olacağı için sıkıntı olmayacak. Peki siz soğanları doğrarken ben bir Zilnur Hanım'a bakayım. Acaba nasıl hazırlayacak bize kutumuzu, peçeteliğimizi? Evet, başlayalım. Ne dersiniz? Tabii. Farklı kutumuzun önce ben kapağını keseceğim. Çünkü bizim yapmak istediğimiz, şurada da bizim örneğimiz var. Kapaklı bir peçeteli. Evet, bunun gibi bir şey hazırlayacağız. Hı hı. Bu şekilde. Onun için önce kapağını keseceğim. Evet. Daha sonra da bunun şekline uygun evalar kestim ben önceden. Hazırladım. Hı hı. Burada çabuk olsun diye. Onlarla kaplayacağım. Onlarla kaplayacağız. Süsleyeceğiz. Evet. Güzel. Bizim mi olacak peki? Efendim? Burada mutfakta kullanacak mıyız? Tabii ki. Tabii ki. Tamam o zaman. Peki. Ben bunu kesmeyle başlıyorum. Evet. Daha sonra da Eva ile kaplayacağım ama Lilian evinde ne varsa daha önce de dediğimiz gibi keçeyle kaplayabilir. Keçi kumaşla olabilir, kaplayabilir. Hı-hı. Renkli kartonlarla kaplayabilir. Evet. Siz böyle güzel şeyler yapınca ben de hemen evdeki eşyaları değerlendirmek istiyorum. Acaba bundan ne çıkar ki, bundan ne olur ki diye. Doğru. Evet. Şimdi bu kapağın ben kenarlarını da keseceğim ve tabanına koyacağım ki biraz daha kalın ve sert olsun. Kalın ve sert olsun diye içerisine koyacağız. Güzel. Şu şekilde. Bunu da kesiyorum. Evet. İçine yapıştırmakla başlayacağım. Hı hı. Daha sonra da evalarımızı yapıştırıp sonra enzekli kısmına geleceğiz, süsleyeceğiz. Süsleme kısmı çok keyifli. Şu an. Hı hı. Tekrar kesiyorum. Makasımız bazen böyle tabii olabilir, normaldir. Zorlanıyor keserken. Hı hı. Son tarafı da kestikten sonra. Evet. Şimdi tabanı özellikle sert olsun diye, ağır olsun diye üst kısmı altı da yapıştıracağız. Evet. Ve bunu bu şekilde peçetelik olarak süsleyeceğiz efendim. Şu şekilde. Evet. Hı hı. Şunları aldım. Şimdi buna yapıştırıcı süreceğim ve bunun tabanına yapıştıracağım. Yapıştıralım mı? Yapıştıralım. Şöyle ben hafif ısıtmıştım ama. Heh, evet. Tamam. Şöyle kenarlarına sürüyorum sadece. Evet. Yapıştırıcıyı. Ben sıcak silikon kullanıyorum ama farklı yapıştırıcılarda kullanan malzemeye göre. Soğuk silikonlar da var değil mi? Evet. Onu da gördüm sanki ben geçenlerde. Var. Farklı yapıştırıcılar var. Keçe kullanacaklarsa keçe için özel yapıştırıcılar satılıyor. Evet. Keçe satılan yerlerde. Hı hı. Şu şekilde. Bunu yapıştırdım. Şimdi tabanına yapıştıracağım önce. Tabanının. Onun için de şöyle çevireyim. Ben burada sizin mutfağınıza doysun diye yeşil yapacağım inşallah. Peki. Hı-hı. Ben şaka yapmıştım aslında bizim mi olacak diye ama gerçekten bizim olacakmış. Güzel. Tabii ki canım. Ben sizin için ayarladım zaten bunu, sizin mutfağınıza uygun olsun diye. Tamam. Peki. Şöyle. Buna da hepsine silikon sıkarak şu şekilde. Hı-hı. Şuna tabii silikon eklememiz gerekecek tekrardan. Evet. Tabancamıza. Silikon Eva için bayağı güzel bir yapıştırıcı. Evet. Çok keyifli görünüyor. Siz böyle güzel yapınca ben çok keyif alıyorum. Evet, çok keyifli. Hem güzel vakit geçiriyorsunuz, hem sonuçta ortaya güzel bir şey çıkıyor. Evet. Şöyle düzgünce yapıştıracağız inşallah hepsini. Ben tam tutamadım. Tekrar çıkartayım. Tekrar çıkartıp yapıştıralım olmazsa. Evet, biraz tutuyor bazen kutunun altını. Evet. Tutunca da denk geldiyse yapıştıramıyor. İlerlemiyor değil mi? Evet. Peki. Güzel. Şimdi kenarlarına. Bizim kutumuz 20'ye 22 santimden oluşan bir kutu. 20'ye 22 santimden oluşan. Peki. Ona göre ben şöyle kestim evalarımı. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Yerleştiriyorum. Evet. Bunları hepsini tek tek yapıştıracağım. Daha sonra da dışındakileri yapıştıracağım. Evet. Sonra da süsleyeceğiz inşallah. Süsleyeceğiz. Peki. Gayet güzel. Şimdi ben hemen mutfak kısmına da bir dönmek istiyorum. Mutfak kısmında ne yaptık acaba? Soğanlarımız biraz pembeleyecek. Yaprak sarmasında bilmiyorum. Ben birazcık daha böyle soğanlar ölünce, yani o kendi aroması daha lezzetli oluyor pembeleşince. Evet. Hani tabii ki çok da soğanı kavurmayın diyorlar. Evet. Soğanı ama çok kavurmayacağız. Ölmesini istiyoruz. Ölmesini istiyoruz. Biraz tuz ilave ederek hani yardımcı olabiliriz. Evet. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Sonra sonrasında pembeleştikten sonra salçamızı ilave edeceğiz. Sonra... Biber salçası yaprak sarmasında yani zeytinyağlarda biber salçası özellikle tamamen tadı değiştiriyor. Yani normal salçadansa biber salçası. Evet, normal salçamızı veya biber salçası ilave edeceğiz. Biraz hazır salça, birazcık da biber salçası olabilir değil mi? Yani biber salçası biraz daha fazla da olabilir. Yani o şekilde isteğe göre dediğim gibi. Çünkü bazen damak tadına uymuyor biber salçası. Yani kullanılmadığı için, alışık olmadığı için. Evet. Çok lezzetli olur. Antep mutfağında, Maraş mutfağında özellikle kullanılır. Bizler de birazdan ilave edeceğiz. Şimdi soğanlarımızın ölmesini bekliyoruz. Soğanlar öldükten sonrasında... Ben pirincimi yıkayayım o sırada. Peki o zaman siz pirincinizi yıkarken ben hocama bir hoş geldin diyeyim tekrardan. Birazcık konuya giriş yapalım. Olur mu? Evet. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, çok sağ olun. Sizi burada gördük, gayet keyif alıyoruz biz sizleri burada görmekten. Teşekkür ederiz bizler. Şimdi hocam ev hanımların en büyük sıkıntısı maalesef ki işte ne deriz biz? Aman boyun ağrıyor, belim ağrıyor ama acaba nerede yanlış yaptığımızı da çok fazla bilmiyoruz. Bu nedenle de neyi nasıl yapmamız gerektiğini sizden öğreneceğiz. İnşallah birkaç bildirimler var. Onları hemen bir okuyup hocam isimlere dönüş yapmak istiyorum. Ve şimdi hemen Esma Barcuman yazıcı hanımefendi bizlerle birlikteymiş. Kendisi de programa katılmak istemiş, çekilişe katılmak istemiş. Ve aynı zamanda Esra Arık hanımefendi, programınız çok güzel, beğeniyle izliyoruz. Eşarp da çok güzel, anneme hediye edeceğim eğer çıkarsa demiş. İnşallah efendim kime nasipse inşallah en hayırlı, en güzel kişiye nasip olur. Çekilişinize başvurum lazım Facebook üzerinden. Nuran Özer hanımefendi, sizler de inşallah çekilişimize dahil edeceğiz. Ayşenur Yüksel, ben de buradayım. Eşarp çekilişine ben de katılmak istiyorum. Evet efendim, isimlerin hepsini okudum. Bundan sonrasında hocamla sohbete geçebilirim diye düşünüyorum. Peki hocam, şimdi bizim dediğimiz gibi siz en çok hangi kısımları daha fazla görebiliyorsunuz? Bel ağrıları mı daha fazla gelen kişiler oluyor, boyun ağrıları mı hanımefendilerde? Neleri daha fazla görürsünüz? Şimdi aslında bel ve boyun sağlığı önemli noktalardan bir tanesi. Maalesef özellikle Türk toplumu olarak hani vücudumuzun çok farkında değiliz ve bunu nasıl kullanmamız gerektiğini çok iyi bilmediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Evet. Kasıkele sistemine ait yaralanmalarda aslında en çok zarar gören bölgeler bel ve boyun. Neden? Çünkü günümüzde artık inaktivite, yani hareketsizlik giderek artıyor. Özellikle işte hatalı bilgisayar kullanımları ya da işte laptop gibi ya da dizüstü bilgisayarların, iPad'lerin hayatımıza girmiş olması bizim birazcık daha statik bir yaşam sürmemize neden oluyor. Evet. Ve bu cihazları biz kullanırken genelde pozisyonumuza çok fazla dikkat etmiyoruz. Bu açık ve net. Bilgisayar başında oturuyorsak da bazen çok fazla kaykılarak oturup böyle bel çukurumuzu kaybediyoruz. Bazen bilgisayarda çok uzun süre çalıştığımız zaman yine başımızda yavaş yavaş öne doğru kaymaya başlıyor ve boynumuza bir takım problemler çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla aslında hem bel hem de boyunla ilgili problemlerimiz giderek artıyor toplum olarak. Hangisini en çok gördüğümüz dersek aslında her ikisini çok fazla gördüğümüzü ifade ediyor. Hemen hemen eşit oranda görüyoruz ama bel sağlığı birazcık daha önemli. Çünkü vücudumuzun ana bölgelerinden bir tanesi bel bölgesi ve hem alt tarafımızı hem de üst tarafımızı kontrol eden bir merkez gibi düşündüğümüzde bel problemlerinin birazcık daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Evet, gerçekten çok önemli noktalar. Biraz önce bilgisayar başında oturan kişilerde özellikle boyunun öne gelmesi diye söylediniz ama acaba ben de nerelerde hatalar yapıyorum, nerelerde yanlışlar yapıyorum diye düşünmeye başladım. Peki genellikle şimdi ev hanımları bize daha fazla izleyen kesim olduğunu düşünüyoruz şimdi. Onları da aydınlatmak istiyoruz. Mesela bir ütü yaparken kişiler nasıl davranmalar, nasıl yaklaşmalar, ütüyü biz nasıl yapmalıyız? Peki şimdi aslında ütü yapmak statik bir pozisyon gerektiriyor. Yani uzun süre durma gerektiren bir durum. Vücudumuz hiçbir zaman statik durmaya alışkın değil. Hani dikkat edin, sinemada otururken bile pozisyonumuzu sürekli değiştirme ihtiyacı duyarız. Ve bir kalçamıza ağırlık veririz, sonra diğer kalçamıza ağırlık vererek sürekli bir hareket halinde oluruz. Evet. Dolayısıyla ütü yaparken de aslında pozisyon değişikliği bizim için oldukça önemli. Çok basit bir tane önerilerimizden bir tanesi, ütü yaparken özellikle bir ayağımızı böyle bir basamak yüksekliğinde, yaklaşık 15 santimlik bir yüksekliğe koyup özellikle bele binecek stresi azaltmamız mümkün olabilir. Eğer bu mümkün olamıyorsa ütü yaparken ağırlığı ayaklarımıza verecek şekilde, daha doğrusu dizlerimizi kullanacak şekilde, hani kolumuzu değil, daha çok dizlerimizi. Daha fazla kolumuzu kullanırız aslında. Evet, kesinlikle. İşte bu da bizim ileride özellikle ev hanımlarının omuz, kol ve dirsek bölgelerinde daha fazla yaralanmaya neden olduklarını görüyoruz ve klinikte de bunları çok fazla gördüğümüzü ifade edebilirim. Evet, önemli noktalardan şimdi ütü yaparken özellikle ayaklara, bacaklara daha çok fazla ağırlık biniyor. Evet, buna ağırlık vermemiz mi lazım? Şimdi ayağımızı bir adım öne koyarak mı ütümüzü yapmamız lazım? Şöyle yapacağız. Bir adım, bir tane basamağa, bir ayağımızı bir basamağa yerleştireceğiz. Böylece belimizi rahatlatacağız. Ütüyü bu pozisyonda gerçekleştirebileceğiz. Yorulduğumuz zaman yaklaşık 3-5 dakika içerisinde ayağımızı indirip diğer ayağımızı o basamağa yerleştirmeye çalışacağız. Böylece çok daha rahat bir pozisyonda ütülemeyi gerçekleştirebiliriz. Bunun dışında ağırlık transferi oldukça önemli. Yani ütü yaparken bir sağa ve sola hareket ediyoruz. Bunu omuz hareketlerini ya da el bileği hareketleriyle değil de dizimizi kullanarak, dizimizden itibaren sağa ve sola ağırlık aktararak ütü yapmak yine bele binecek, dize binecek stresi azaltmak adına ya da üst ekstremiteye, omuza binecek stresi azaltmak adına oldukça önemli bir yere sahip olur. Peki ev hanımlarının hocam en fazla sıkıntılarından birisi de üçe bir başladığımız zaman böyle saatlerce süren bir ütümüz var bizim. Evet. Bu durumda bu da çok sağlıklı değil galiba. Değil. Evet. Her harekette olduğu gibi biz uzun süreli aynı hareketin tekrarlanmasını çok fazla tercih etmiyoruz. Mutlaka araların verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ne kadar mesela hocam ütüyü yapıyoruz biz? Kaç dakika ütü yapabiliriz? Ne kadar ara vermemiz lazım? Şöyle yarım saat ütü yapıp bir ara verip 5-10 dakika hani pozisyon değişikliği yapmak, yani bir kısa bir yürüyüş yapmak belki ev içerisinde bile ya da başka bir aktiviteyi yapıp sonra tekrar ütüye devam etmek, bu statik yüklenmenin ortaya çıkartabileceği tekrarlı travmaları ortadan kaldırabilir. Bu açıdan önemli bizim için. Evet, gerçekten çok önemli noktalara temas ediyoruz. Peki hocam genellikle bu kişilerde şimdi ağırlık kaldırırken de yine bizim bazı sıkıntılarımız var. Evet. Bir anda ağırlığı kaldırabiliyoruz. Evet. İşte bizim için çok fazla sıkıntı değildir. O anda hemen işimizin çabucak halletmek istiyoruz ama yine yanlış noktalara temas ediyoruz değil mi? Kesinlikle. Toplum olarak çok tez canlı insanlarız gerçekten ve hiçbir şeyi önemsemiyoruz. Hatta bazen oluyordur bir yerde gidiyorsunuz, önünüze bir şey çıkıyor, ayağınızla itme eğilimi gösteriyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki beliniz tutulmuş. Bunlarla çok fazla karşılaşıyoruz. Bir defa ağırlık taşırken mutlaka ve mutlaka ayaklara yükü bindirmek, yani alt tarafa yükü bindirmek oldukça önemli. Bele bindirmek, yani kollara yük bindirmek ya da boyna yük bindirmek yerine ayakları bu anlamda kullanmak, ayaklara eşit ağırlık kullanarak bu yükü kaldırmak oldukça önemli. Yük ne kadar çok vücudunuza yakın taşınırsa belinize ya da vücudunuza binecek stres o kadar azalacak. Bu nedenle yükü olabildiğince vücudunuza yakın olarak taşımak önemli noktalardan bir tanesini oluşturmakta. Evet hocam, gerçekten çok önemli noktalar. Evet. O zaman bir pazara gittiğimiz zaman tek elimizde ya da işte bir market alışverişine gittiğimiz zaman tek elimizde taşımayacağız poşetlerimizi. Kesinlikle eşit ağırlık vermeyi tercih ediyoruz. Bu nedenle poşetler ağırsa eğer mutlaka iki tarafa ağırlık aktaracak şekilde bunu gerçekleştirmek mümkün. Hatta eğer mümkün ise ağırlık taşımadan pazar arabaları kullanmak çok daha ergonomik, çok daha stres azaltacak. O zaman eskiler biliyormuş hocam bu işi. Kesinlikle. Siz mi biliyormuşsunuz? Kesinlikle katılıyorum. Evet, eskiler çünkü, bu işi çok daha iyi biliyormuş. Çünkü pazara giderken bir pazar arabası vardır. Onun içerisinde alınacaklar en ağırdan başlanarak işte patatesleri, soğanları bunlar konur. Sonrasında alışverişe devam edilir. O zaman eskiler biliyormuş, biz bilmiyoruz. Kesinlikle öyle gibi görünüyor. Ya da hayatın telaşına kapıldık. Çok hızlı ilerliyor yaşam. O yüzden de bazı şeyleri önemsemiyor gibiyiz ama önemsersek çok daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. Evet hocam. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ama inşallah kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Evet efendim, bugün bizlerle birlikte doçent doktor Bülent Elbasan beyefendi bizlerle birlikte yaptığımız yanlışlıkları konuşuyoruz. Evde, alışverişte ve dışarıdayken acaba neleri yanlış yapıyoruz? Hangi hareketlerde yanlışlarımız var? Bunları konuşuyoruz. Eğer sizlerin de sorularınız varsa hocamıza sorularınızı sorabilirsiniz. 0312 341 2040 numaradan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz efendim. Kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz.